Sevgili seyirciler, Narspor'un ikinci olağan genel kongresindeyiz. Misafirlerimizi teker teker tanıtmaya devam ediyoruz. Ablacığım, sizi bir tanıyalım. Semra Demirer, Ünsbet Spor ve Kültür Kulübü'nü 18 senedir yönlendiriyorum, projelendiriyorum ve yönetiyorum. Uluslararası bir şirket, Ünsbet Gümrük Müşavirliği firması. Uzun zaman Berna Gözbaşı ile Kayseri Spor'un altyapı, ARGE ve projeden sorumlu başkan vekilini yaptım. Berna Başkan'la beraber bıraktım. Birçok vakıflarda müteveliyim. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde de hocayım. Sevgili seyirciler, ablamızın kısa mesajı bu. Bize anlattı. Ne kadar anlattı? Bir saat anlattı kendini ama onları mecburen kısa kestik. Sevgili başkanım, neler söyleyeceksin? Foktor çalışmaları nasıl devam ediyor mu? Önce sizi bir tanıyalım. İlk evvela Narspor'un genel kurulu camiamıza hayırlı olsun. 3 seneki genel kurulda her yıl bir üst lige çıkarak taraftarımızın ve dostlarımızın karşısına çıkmayı bize nasip etsin diye temenniyle başlıyorum. Derneklerimize devam ediyor folklorumuz. Bütün derneklerde olduğu gibi tam gösteri sezonuna giriyoruz. Haziran ayı bütün dernekler için yoğun bir program. İnşallah İstanbul Hafız Derneği olarak da tüm camiaya bir yılın emeğini güzel sergilemek nasip olur bize de. Sevgili seyirciler, Çerkez dediğimiz zaman ne geliyor aklımıza? Çerkez kızları güzel diyorlar. Çerkez yemekleri var ve Çerkez oyunları. Ama bundan sonra bunlara rakip var. Ne var? Spor var. Çerkez sporu, Nart spor var. Sizler de büyük bir sporcusunuz. Senelerce voleybol oynadınız. Spor camiasının tam da içerisindesiniz. Nart sporunun eksiklerini herhalde sizlerle tamamlayacağız. Ben de katılıyorum size. Başarılar diliyorum. Güzel bir genel kurulu olacak. Tarık Tekin başkanımız geldi, beni ikna etti. Çok yoğun olmama rağmen gençleri çok önemsediğimizi biliyorsunuz. Başkan da aynı şekilde çok önemsiyor ve onların güzel yetişmeleri için ön ayak olmak lazım. Bu işe soyunmak yürek ister. Zaten Nart'ın da araştırdığınızda yiğitlik destanı deniliyor. Benim bildiğim anlamı öyle. Demek ki yiğitler meydana çıkacak ve bir destan yazacaklar. Buna da liderlik edenleri kutluyorum. Çünkü bu zor bir arena. Benim babacığım küçükken demişti ki bana, spor ve sanat beyinle bedenin ahenkli dansı. Hani Büyük Atatürk de diyor ya, Cumhuriyet'in kurucusu, baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. İşte bu kulüp böyle ahlaklı, zeki, çevik çocuklar yetiştirme sözü veriyor. Bu nedenle de altyapılarda yetiştireceği çocuklarla tüm dünyada temsil yeteneği verecek onlara. Ben de hasbelkader başkanım bana da burada bir görev vermek istedi ve bu ulvi düşünceye çok takdir ettim ve peki dedim. İnşallah buradan öyle güzel, ahlaklı, öyle yüksek karakterli, başarılı, yetenekli çocuklar yetiştiririz ve tüm dünya sporuna armağan ederiz. Sevgili seyirciler, çok güzel bir kulüp var. Yaşım 70. Herhalde beni sporcu olarak almazsınız. Siz her zaman içinde olacaksınız. Çünkü gençlikle tecrübeyi birleştirmek, kaynaştırmak gerekiyor. Öbür türlü sizin tecrübenizden faydalanmazsak, gençler güzel örnekler görmezse olmaz. Siz her zaman olacaksınız. Sevgili başkanım, Narspor derneklere, vakıflara rakip değil herhalde. Kesinlikle. Biz Narspor, İsa başkanımız seçildiği zaman İstanbul'da derneklerle tanışması için İstanbul Hafız Derneği'nde bütün dernekleri bir araya getirdik. O zamandan beri derneklerin desteklediği göz bebeğimiz olan bir kurum. Amaç birlikte olmak. Birlikteysek güçlüyüz. Bunu biz toplum olarak zor günlerde bir araya gelebiliyoruz ama iyi günlerde bir araya pek gelemiyoruz. Bence bu bir proje olarak düşünüp buna göre hareket etmemiz lazım ki Narspor'u daha üst yerlere götürmemiz lazım. Aynı zamanda sayın hocamın dediklerine katılıyorum. Bir ilave, kulübümüzün sporcularının en azından görünen yüzünün %50'sinin Çerkez futbolcularından, sporcudan olmasını temenni ediyorum. Çünkü o gün 17 dernek vardı. 17 derneğin ortak dileğiydi. Bu kulübün içinde sporcuların %50'sinin Çerkez olması. Abazası, Çerkezi, Oseti, Çeçeni ama bizden olmasını temenni ediyoruz. Buradan da mesaj veriyorum sayın başkana, sayın yönetime. İnşallah öyle bir şeyleri de görürüz. Siz 70 yaşındasınız. Bu takıma taraftar da lazım. Elinizde bayraklarla taraftar olmak da bence bu takım için çok değerlidir. Evet sevgili seyirciler.
Çerkez gençler, Narspor'a girmek istiyorsanız hangi branşta olursan olun buyurun gelin. Sevgili ablam, son olarak neler söyleyeceksin? Vallahi ben gençlerin tamamen sporla, sanatla ve bilimle, ilimle kavrularak o kültürle yetişmesinden yanayım. Zaten müzik, resim, sanat vazgeçilmez, spor da vazgeçilmez. Lütfen her biriniz gelin ve geleceğe doğru güzel izler bırakın, imzalar atın gençler. Sevgili seyirciler, belki bize kızacaksınız, programları az tutuyorsunuz ama konuşmacılar birbirinin devamı oluyor. Programımızı da burada bitiriyoruz. Konuşmacılarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle berabersiniz. Ulaştırıyorsunuz herkese. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağlıkla inşallah. Teşekkürler.